Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabii başlıktan da gördüğünüz gibi bir alışveriş videosu çekiyorum. Alışverişlerimi genelde vlogların arasında gösteriyordum size. Artık öyle yapmamaya karar verdim. Yani alışveriş videosunda göstermeyeceğim kargoları açarken falan tabii ki vloglarda gösterebilirim. Fakat artık sizi sıkmayacak şekilde, yani 20-30 dakikalık videolar olmayacak şekilde 8-10 parça elimde biriktiğinde hemen size videosunu çekmeye karar verdim. Hem bu şekilde ürünler çok daha güncel olur. Yani online'da da tükenmemiş olabilir, mağazalarda da bulabilirsiniz. Tabii az önce söylediğim gibi videolarda sizi uzun olmadığı için sıkmamış olur. Böyle bir karar aldım. O yüzden elimde 8-10 parça biriktikçe artık sizlere bir alışveriş videosu çekeceğim. Hemen ilk parçamla başlayalım. Bu arada videoya geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen şimdi videoya geçebiliriz. Hatta direkt üstümdekiyle başlayalım. Bunu Levi's'tan aldım. Bu şey üstündeki çok güzelmiş. Nereden aldın? Sweatshirt'üm L. Buradayım. Bunu Levi's'tan aldım arkadaşlar. Bu renk sweatshirt ne zamandır arıyordum zaten. Ve genelde markalarda bulamıyordum. Bulsam da içeriği istediğim gibi olmuyordu. Bu %100 pamuk. Genelde bulduğum sweatshirtler %50 pamuk, %50 polyester falan. Hiçbir zaman %100 pamuğuna denk gelmemiştim. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Şuradaki logosunun böyle eskitilmiş olmasını da çok sevdim ayrıca. Bu üstümdeki medium. Bir tane böyle bol, salaş giyebileceğim, oversize gibi kombinleyebileceğim bir sweatshirt aradığım için bunu medium beden satın aldım. Oversize olan sweatshirtleri ben pek sevmiyorum. Çünkü oversize olduğunda genelde boyları çok kısa, enleri çok geniş oluyor. Enlerin. Eni çok geniş, boyu çok kısa oluyor sweatshirtlerin ve o yapıyı pek sevmiyorum. O yüzden ben oversize olmayan düz kesim bir sweatshirt'ü büyük alıp kendim oversize'mış gibi giymeyi daha çok seviyorum. Bu arada ürünlerin linkleri umarım tükenmemişse aşağıya açıklamalar kutucuğuna hepsinin linkini bırakacağım. İlk aldığım ürün dediğim gibi bu sweatshirt. Bir diğer aldığım bu kazak. Bu kazağı geçen bir vlogta da göstermiştim ama şimdi böyle gün ışığında çok daha net görünüyorken tekrar göstermek istiyorum. Bu H&M kazak. Çok güzel. Ben çok beğendim şahsen. Bunun bileşeni neydi? Hemen bakıyorum. İçinden bakmak zorundayım. Şurasından. Arkadaşlar bu %60 tiftik, %27 polyamid, %11 yün ve %2 elastandan oluşan çok güzel bir kazak. Tekrar içine koyamadım. Ben yine böyle jeanlerin içerisine koyarak giymeyi çok seviyorum. Bu X small. H&M'de kalıplar birazcık büyük olduğu için ona göre alırsanız çok daha iyi olur. Bakın görüyorsunuz X small bile bir tık büyük. Ama ben bu duruşu seviyorum. Yani böyle olmasını isterdim zaten. Yumuşacık. Nasıl desem böyle tam bir kış kazak. Yakından da göstereyim hatta. Bakın dokusunu da zaten şu an çok net görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Yumuşacık. Sizi aşırı sıcak tutabilecek. Tam kışlık bir kazak. Bunu ben indirimde aldım bu arada. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama 200 küsur ya da belki daha fazla bir fiyatı vardı. Ben 130 civarını aldım indirimde. Umarım vardır. Bulursam linkini aşağıya kesinlikle bırakacağım. Ayrıca bu videoyu görüyorsunuz böyle denemeli olarak çekiyorum ama sizin neyi sevdiğinizi tam olarak bilmiyorum. Lütfen şu an aşağıya yazar mısınız? Yani ürünleri bu şekilde böyle deneyerek göstermem mi sizin için güzel? Yoksa oturup elime alıp sadece böyle size gösterseydim mi daha iyi olurdu? Bunun cevabına çok ihtiyacım var. O yüzden lütfen aşağıya yazar mısınız? Çünkü bundan sonraki videolarımı da siz nasıl isterseniz öyle çekeceğim. Evet bir diğer kazağımız buydu. Diğerine geçelim hemen. Bir diğer kazağım da yine H&M. H&M'in bu kazaklarını çok sevdim bu arada. O yüzden H&M'den bu ara çok sık kazak alışverişi yaptım. Kışlıkları tamamlamaya çalışıyorum. Bu üstümdeki de alpaka ve yün karışımı. Çok güzel, çok şık ve sizi çok sıcak tutacak bir kazak. Özellikle V detayı güzel. Ben çok V yaka seven bir insan değilim. Çünkü V yakanın ayarını çok tutturamıyorlar genelde. Ya çok gereksiz açık bir V yaka oluyor. Ya sürekli böyle omuz kısmı düşen bir V yaka oluyor. O yüzden ben pek anlaşamıyorum V yakalarla ama bu hiç o şekilde değil. Çok ideal, çok sevdiğim böyle kolyenizi falan taktığınız zaman da ayrıca tam böyle çok güzel duracak bir yaka. Ama bunun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de kol detayı oldu. Bakın uzaklaştıkça daha iyi gösterebiliyorum. Kol detayı çok güzel arkadaşlar. Bu tarzda bir kazağım, bir üstüm daha doğrusu hiç yoktu. Güzel bir model oldu yani. Dümdüz geliyor kesimi ve epey bol. Ayrıca siyah kazak bence bir dolabın kesinlikle olmazsa olmazı ve çok kurtarıcı bir parça. Giy çık. Ne giyeceğini bilmiyorsan yapılacak tek şey var. Siyah bir şey giyip çıkmak. Bu arada bunun da bedeni X small. Bu da böyle bir kazaktı. Bu kazak üstümdeyken devam edeyim. Bir diğer aldığım şey bunu da bir vlogda göstermiştim. Addax'ın bu eşofman altları. Bunun rengini çok sevdim. Üstelik piyasada şu an bulunan özellikle Inditex grubunun içindeki eşofman altları falan baz alınırsa bu onlardan daha uygun fiyata gelen bir eşofman altı. Ayrıca %100 pamuk. Ayrıca yüksek belli. Bu benim için önemli biliyorsunuz ki jeanlerde, pantolonlarda, eteklerde hiç fark etmez.
etmez. Kesinlikle yüksek bel giyen ve yüksek bel seven biriyim. Şöyle paçası da lastikli. Hatta fotoğraf bırakırım zaten ekrana şu anda. Bu eşofmanı giyerken fotoğraflarım var. Oradan da böyle çok net görebilirsiniz. Şimdi ben bunları denemiyorum çünkü altı denediğimde kamerayı size eğdiğim zaman görünmüyor. Çok yukarıdan çekim oluyor. Tam karşıdan çekim olmuyor maalesef. Üstleri çok rahat gösterebiliyorum ama altların dediğim gibi fotoğrafını bırakacağım ekrana. Yine o şekilde de görebilirsiniz. Bu da böyle bir eşofman altı. Gelelim diğerine. H&M'den aldığım sweatshirt üst. Aslında sweatshirt pek denilemez buna. Çünkü kumaşı sweatshirt kalınlığında değil, tişört kalınlığında. Tişörtün uzun kollu ve uzun hali. Bu da %100 pamuk bu arada. Bunu çok sevdim. Rengini çok sevdim bir kere. Şöyle jeanlerle falan çok güzel oluyor. Mesela şu Addax'tan az önce gösterdiğim eşofman altıyla da mesela renkleri çok güzel oluyor. Yani aslına bakarsanız çok güzel bir renk. Her şeyle uyan bir renk. Şurada şöyle bir yazısı var. Böyle minimal yazılmış yazıları da seviyorum. Bunu birazcık daha sonbahar için aldım. Çünkü bu mevsimlerde dışarı çıkarken ya da evdeyken de giymek için çok kalın sweatshirtler henüz giyilmiyor. Fakat tişörtle de artık çıkamıyoruz. Malum soğuk. Bu tam bu tarz mevsimlerin üstü aslında. Bendekinin bedeni bu arada yine X small. Ve yine bu üstümdeykenki fotoğrafımı ekrana bırakacağım. Bu da böyle bir üst. Ve yine H&M'den aldığım ve çok severek giydiğim son parçayı göstermek istiyorum. Kıyafet olarak son parça. Videomuz bitmedi. Birkaç bir şey daha göstereceğim size. Bu peluş, hırka, ceket, üst yani. Ne derseniz artık. Üstümdeki kazakla tam olarak olur mu bilmiyorum ama yine de deneyeyim. Evet oldu. Ben bunu şu anda yani şu mevsimde gündüz değil de akşamları eğer dışarı çıkacaksak, yürüyüş falan yapacaksak mesela giyiyorum. Ayrıca peluş, kürk tarzı şeylere de bayılırım. O yüzden bunu gördüğüm an direkt aldım. Bunun fiyatı 150 lira falandı bu arada. Benimkinin bedeni de small. Hayret. Small bir şey almışım. Şöyle lastik detayları var köşelerinde. Yani şu iki yan tarafından isterseniz bollaştırabiliyorsunuz. İsterseniz de tamamen sıkabiliyorsunuz. Beli böyle daracık lastikli oluyor. Bu da yeni sezonda muhtemelen bunun da bedenleri vardır şu anda. Online'da ben size linklerini bırakacağım. Böyle tamamen fermuarlı zaten kendisi. Bu da böyle bir üsttü. Şöyle cilt bakımına gelirsek eğer vücut bakımıyla devam edelim. The Body Shop'tan. Geçenlerde The Body Shop'un indirimi vardı. Bilmiyorum hala devam ediyor mu? Ben de bu iki ürünü aldım. Bir tanesi bu. Zaten The Body Shop'un neredeyse imza ürünlerinden bir tanesi. Ben çok severek kullanıyorum. Daha önce de kullanmıştım bu ürünü. Bu argan yağlı body butter'ı. Bakar mısınız şu an? Yeni geldi bu arada bu kargom. Gerçekten ilk ürünü alma kısmı birazcık zor olacak. İnsanın böyleyken pek bozası gelmiyor değil mi? Çok güzel kokuyor bu arada bu ürün. Bir vücut kremi arıyorsanız eğer bu ürüne bakabilirsiniz. Dediğim gibi indirim hala devam ediyor mu bilmiyorum ama bence bir kontrol edin. Hatta ben aşağıya size link bıraktığımda zaten oradan da görebilirsiniz. Bu ürünü ilk defa kullanacağım. Bu Spa of the World serisinden bir vücut scrubu yani vücut peelingi. Şöyle göstermem gerekirse ki çok eğemem çünkü dökülüyor. Ekşi kokuyor. Ama güzel bir koku. Ya böyle gerçekten temiz kokuyor. Bunu çok bilmediğim için öncelikle ben küçük boyunu almak istedim. Bu 50 ml'lik bir ürün ama bunun 350 ml'leri de var. Onlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu ilk defa deneyeceğim için küçük olanını tercih ettim. Bakalım daha kullanmadım. Bu iki kargom da henüz yeni geldi. Son olarak da NYX'un bu ballı lip balmını aldım. Bu onarıcı etkili bir lip balm. Benim aslında böyle sürülebilir lip balmlarım var. Çantada taşımalık ve dışarıda kullanmalık. Çünkü bu tarz ürünleri ben dışarıda kullanmıyorum. Genelde akşamları kullanıyorum. Çok yoğun bir yapısı var. Çünkü nemlendirmek için değil de daha çok onarmak için. Bu stick formda olanlar, çantada taşıdığımız lip balmlar daha nemlendirme odaklı. Yani gün içerisinde de sık sık böyle yenileyerek sürebiliyorsunuz. Fakat bu öyle değil. Ben bunu o yüzden geceleri cilt bakımı yaptıktan sonra en son aşama olarak kullanıyorum. Ürünün yapısı çok yoğun. Bal mumu gibi. Aynı bal mumu. Ama çok güzel bir ürün. Sabaha gerçekten yumuşacık oluyor dudaklarınız. Kış geldi özellikle. Bilmiyorum siz nasılsınız ama ben çok kuru ciltli bir insanım. O yüzden kışın bu tarz ürünler benim kesinlikle kurtarıcım oluyor ve çok lazım oluyor bana bu tarz ürünler. O yüzden son aldığım ürün de buydu. Evet sizlere göstereceklerim bu kadardı. Dediğim gibi videonun çok uzun olmasını istemedim. Umarım çok uzun olmamıştır. Artık editlerken ayarlarım diye düşünüyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa eğer aşağıya bekliyorum. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Tekrar hatırlatayım, kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.